All Manager Express'e hepiniz hoş geldiniz. LM Express'ten FM Express'e geçiş e, güzel geçiş oldu ama değil güzel mi? Güzel geçiş Hadi. oldu. Harika Şimdi geçiş mesela oldu. Mesela haftanın maçı yani önem değeri, evet. reyting yüksekliği olarak tabii El Clasico'ydu. Ve 1978'den beri ilk kez Real Madrid üst üste 3 maç El Clasico'da Barcelona'yı yenmiş oldu. Evet. Bu önemli bir istatistik. Barcelona ligde, La Liga sezonunda Real Madrid'e 2 maçta da yenilip şampiyon olmuşluğu henüz yok ama bu istatistik sezon sonu bozulabilir mi? Atletico madde de bağlı bu. Kötü gidişleri devam ediyor. Evet, Real Betis'le beraber kaldılar. Evet. Ee, onu söyleyelim. Yani yıl olmuş 2021. Şimdi Serdar Ali Çelikler e, tülü ile giriyorum. Hala mı Hoek'in? Evet abi hala Hoek'in ve birbirinlik maç? Nebil Fekir'in Sandro Ford'a Çok başka oyun. Büyük karakter artık. Kaleci de bravo onu fark ettim. <laughs> <şimdi>. Bravo yani <laughs> gerçekten. Rahmetli Emre Gönül'ün ilk tanışmam. Yani televizyon aracılığıyla. Evet. Real Sociedad atletik maçını izliyoruz babamla. Babam da bana inat sosyal tutuyor. Oğlum Nihat'ın eski takım falan. Ya tamam baba ben de seviyorum Nihat'ı seviyorum. Sosyadat da iyi yani tamam da şimdi falan. Tabi kur kurtarıyor devamlı. Bravo. Sosyadın kacısı o zaman genç. Tabi Emre Dönüşen de rahmetli. Bravo diyor. Babam diyor ki, ya bu da taraflı mı anlatıyor falan. Halbuki yani değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ama sonra da rahmetli Emre tabi kelime esprileriyle hayatımıza girdiği için. O yüzden de iki kere hatırlanması bir olaydır. Atletico Madrid'in o sezon başına çok işe yarayan 5-4-1 oyun planı sıkıştı, çözüldü. Evet. Simone de bunu farkında. Yani taktiksel açıdan başka bir şey yapması gerekiyor. Felix falan da sakatlandı bu arada. Evet. Şimdi e, kadro zafiyeti iyice e, ortaya çıkmaya başlayacak Atletico'da. Suarez onları. bitti demişlerdi. Suarez ben bitti demeden bitti de olmaz demişti. Bitmez evet. demişti. Ama Suarez'e de uyanmaya başladı rakipler. Hala çünkü dünyanın en iyi faal golcülerinden bir tanesi. Önlem almak gerekiyor. Alıyorlar. Al Alıyorlar. Felix olmayınca Suarez o e, her tarafa giden koşularını yapsa da topla daha az buluşuyor. Felix gerçekten bu sene başında özellikle bayağı iyi başlamıştı. Hatta yani şöyle bağdaştırayım ligin ilk yarısında şimdi Türkiye'ye şöyle kısaca bir geçişi Felix'in Suarez için önemini anlatarak başlayacağım. Biliyorsun Bursa Spor epic bir gösterim maçı oynamıştı Ziraat Türkiye Kupasında. Batuhan çok ön plana çıkmıştı zaten Ali Akman vardı ve insanlar aa bak Batuhan da golcüymüş derken atlanılan bir nokta vardı. Ali varlığı sahadaki Batuhan'ı çok daha değerli. Hatta Burak Kapacağ'ı çok daha değerli e, kılıyordu. Emirhan da. Emirhan Aydoğan Değil zaten mi? öyle. Evet. Emirhan hani yıllarını ikincilikte geçirip e, Bursa Spor'da sonunda zaruriyetten ve maalesef zaruriyetten e, hak ettiği formayı e, alan e, kardeşimiz Emirhan Aydoğan'dan e, başladı. Emirhan'ın bayağı böyle Trabzonspor'la transfer haberleri çıkıyor. Bayağı bayağı. bayağı. Evet. Bursa Spor'da zaten çıkacak. E, Felix'in de varlığı e, Suarez için bu sahadaki varlığı. Çünkü Felix ilk geldiğinde neredeyse adamı da balon ilan edildi. E, belirli Twitter kullanıcıları tarafından. Ya yani işte 120 milyon. Şimdi bonservise takılırsak o kadar çok oyuncu grubu vardır ki servis ödenen bonservis fayda maliyet. E, olaya pragmatizmin genel felsefedeki tanımıyla e, yaklaşırsan doğru. Evet yani ne kadar e, maliyet ne kadar fayda. Böyle yaklaşırsak Felix'in ilk geldiği zamankini sorgulayabiliriz. Yuvan Ustak'ı Ronaldo'yu bile beğenmezsin o zaman. Evet beğenmezsin ama şimdi Felix'in varlığı niçin Suarez için önemli olduğu ortaya çıkmıştı. Eğer de Diego Simeone son senesini geçirecek olabilir La Liga'da. Eğer inanılmaz şampiyon bir şampiyon olamaz ise. Çünkü bu sene inanılmaz net bir ortamdı. Yani böyle tıkanmışlık olduğu kesin. Bu Çok. son bir ayda Atletico Madrid'de. Sanki artık e, hatta lig değiştirmesi gerekiyor diyorum ben. Belki. Yani Diego Simeone'nin İspanya'da, La Liga'da kalması değil de böyle yavaş yavaş İngiltere'ye e, ve hatta Almanya'ya oralara böyle keskin bir e, gidiş, kariyer. Almanya e, enteresan. Bence ben yani Almanya niçin uyar? Çünkü taktiksel şeye, yoğunla en iyi cevap verebilenler bir Almanlar bence. Olur mu? Leverkusen'ın kör talihini değiştirebilir değil mi? Tamamen böyle sonuç odaklı ilk teknik evet. direktör olur Leverkusen tabi. Evet tarihinde. yani iyi oyun iyi oyun değil. En Önce... son böyle mesela top de sonuç odaklıydı ama oyun kalitesi de baya yüksekti canım Yıldıraylı, Balaklı tabi. Tabi evet. falan muazzam. Zeroberto Balak Evet. Ee, artı Yıldıray 3 ayrı takımda 3 ayrı milli takımda oyun kurucu oynayabilecek kişiler yani. Adını şimdi hatırlayamadım. Stoper de vardı, değil mi? Tabii. Sonradan ee, Inter'e giden. Evet, evet, evet. Brezilyalı. Brezilyalı. Çok iyi oyuncuydu. Daum'un bulduğu oyunculardan Bak, bir evet. tanesidir ve Brezilyalı Stoper egemenliğini Lucio tabii. Lucio. ha. Lucio. Lucio. <laughs> tamam, Brezilyalı Stoper egemenliğini Avrupa'da başlatan, başlatan adamdır. Başarılı örneklerden bir tanesidir. Kesinlikle. Yani o dominasyona sahipti hakikaten. Diego Simeone şimdi Zidane ellerini oluşturmaya başladı. Bu arada şunu söyleyeyim. Yani Real Madrid El Clasico'yu kazandı ama <laughs> arada birer puan fark var. Yani Atletico Madrid ile Real Madrid arasında bir puan var. Real Madrid ile Barcelona arasında bir puan var. İnanılmaz bir yarış bekliyor bizi. Ama Real Madrid, Zidane'ın basit oyun. Çok fazla detaylara girmeden. Bu oyuncu grubu bunu oynar oyunu. Kroos'un tekrar dümeni Modric beraber Şöyle dümenin geçmesi. Şöyle oyunu birazcık açalım. Lütfen. 10 tane büyük sayılacak maç var yani şampiyon ligi maçları güç takımlara karşı. Inter. Atalanta'da sonuçta tarihin en iyi Atalanta'sı. Çok gözde bir takım. Bizim programımızda da gözdelerinden. Son Liverpool maçı. Sevilla. En kötü UEFA kazanıyor. Atletico Madrid Barcelona. Toplam 10 maç. 9'unu kazandılar. birinde berabere kaldılar. Hep aynı şeyi yaptılar. Hiçbir şekilde önlem alamıyorsun. Şimdi Ama şöyle bir şey var. Bu 10 maçta... 35. dakikadan önce öne geçiyor. 8'inde. 10 maçın 8'inde. Bak gol attıkları dakikalar. 5, 7, 9, 13, 15, 17, 25, 27, 34. En geç 34'te atıyorlar. Devre sonuna bile bırakmıyorlar. Evet. Öbürleri Atalanta maçı. Hani Atalanta 10 kişi kalmış değil mi? O maç işte. Tabii. Atalanta'nın 10 kişi kaldı maç. Atiko deplasman. Yani e, gerçekten burada şu var. Yani Real Madridin kaleyi bulan ilk iki şutu da gol oldu El Clasico'da. Direkt. Ya yani biri zaten Krosun frikik Albaya falan çarptı. Bilardo golü. Carlos Bilardo golü yani. Bilardo. Gol olarak Bilardo golü. <laughs> Bir de Benzema'nın vuruşu. Yani Olan üstü. Olan üstü o dar açıdan o vuruş. Yani bu adam bu özel hayatına da futbol kadar yetenekli olsaydı Fransa milli takımında Jiru falan neredeyse hiç oynayamayabilirdi 11'de. Doğru. Yani şaka maka La Liga'da üst üste en az 7 maç gol atmayı başaran Ahmet formasıyla sıkıdır. Var mı tahminin? Ronaldo. 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 Evet, Ronaldo. Başka? Ronaldo. Van Nistelrooy ya. Evet. Direkt bir gol makinesi yani. Gol makinesi. Ama mesela son vuruş olarak Van Nistelrooy ile Benzema tabii ki karşılaştırılır. İkisi de çok iyi de. Son vuruşlar hariç Van Nistelrooy'un, Benzema'nın Ronaldo'ya yaptığı katkı, Gerrit Bale'e yaptığı katkı ki bir tanesi de Gerrit Bale 7 maç, en az 7 evet. maç üstte gol atmayı başaran oyunculardır Real Madrid tarihinde. Yani Bey'le yaptığı katkı, Ronaldo'ya yaptığı katkı, herkese yaptığı katkı Real Madrid'de Benzema'nın. Herkese neredeyse. Ee, ve şimdi hiç kimse yok, o yapıyor. Ve yanında gençlerle. Yani Vinicius Junior'un ilk yarım saatte damgasını vurdu bir maç ki bu hızlı çıkış oyunu. Bak Oscar Mingueza beğendiğin oyuncu mu? Ben beğeniyorum. Yani evet. Evet. Ya şeylerden daha iyi canım. O dünyanın parası verip alınan stoperlerin hepsinden daha iyi. Daha istikrarlı. Daha önce hiçbir La Liga maçında Birden fazla kez driplingde geçilmemişti. Bu maçın ilk yarım saatinde o Zidane futboluna karşı ki önce Zidane Madrid fırtınası vardı. Sonra da gerçek fırtına çıktı zaten maçta ama Oscar Mingoz'a ilk kez üstelik ilk 30 dakikada 3 kez geçildi. Bu oyun planı ve bunu önlem alamıyorsun. Yani Liverpool'a da bu şekilde attılar. Evet, bu bir nevi Ancelotti oyun planı. Normal şartlarda ayar yani Ancelotti diyorsun. Bence bence çünkü Ancelotti'nin bu kulüplerdeki varlığı o geçiş oyununu yaptırmasıydı. Hatırla o Bayern Münih Real Madrid eşleşmelerini falan. Carlo Ancelotti'nin bir planı bu tip takımlarda çok işe yarıyordu. Zidane da çok fazla değiştirmedi dediğimiz bu. Yani teknik direktörlük bazen Guardiola gibi, Bielsa gibi yaklaşmak mıdır? Oyuncu grubuna göre evet. Zidane'ın futbolculuğu yıllarında en iyi 3 teknik direktörden bir tanesi Avrupa'da Ancelotti'ydi. Evet. Ve e, Zidane e, Özellikle kendisini ilk oynatan e, hocayı, ben onun da e, röportajını okumuştum. Hadi adamın adını hep unutuyorum. Böyle bıyıklı, saçları şöyle klasik Fransız gibi inen. Kandaki hocası. Kandaki mı? hocası, kandaki hocası. Kandaki hocasını e, Zinedine Zidane, adını hatırlayacağım ama hep hatırlayacağım şeyle şimdi. karıştırıyorum. E, bir tane adamla karıştırıyorum. Dur. Devam et sen ee, ben hatırlayacağım derken bakacağım hatırlayacağım. Gayri bir şeydi galiba. Gayru değil de onun gibi bir şeydi. Geyru değil. değil. Geyru, şeyin hocası. Giru, Giru. Oğzer'in değil yani. Oğzer'in hocası. Yok yok. Onun gibi bir isim Hayır, vardı. Evet anladın mı? gibi. Ben onun gibi buluyorum. bir isim vardı. Ee, şunu söylüyordu. Hani e, Zidan'ın biliyorsun bir, bir lisans e, or, sıkıntısı ortaya çıktı. Real Madrid kasteyi çalıştırırken ceza almıştı. Sonra evet. Zidan zaten bu e, lisans almak için e, bu yola başvurmuştu. Daha sonra yola başvurmuştu dediğim... E, almak için belgesini kurslara gitmeye başlamıştı. Bu hocasını almıştı yanına. Rende kendisini e, kanda ilk oynatan hocasını almıştı yanına. Onunla beraber çalışmaya başladı. Jean başlamıştı. Fernandez. Jean Fernandez mi? Guyla bir dakika. Yok. Gül... Guy... Zidane Entegran, 1980'de Alaj Dökenzan. 15 yaşındaymış. Kan kan altyapısına geçmiş. Guy Lacombe'un önerisiyle. O zaman Lacombe, Lacombe abi, Lacombe. Onun... Lacombe eski futbolcu ama o sonra da şeyin e, bu Lacombe başka ama iki tane Lacombe yok, yok, var. Yok şey değil. Yani bu Lacombe'dan bakıyorum, bakıyorum, bahsediyorum. Debüt. Ben. Heh. Diyor ki ilk maçı Nant'a karşı oynuyor. Nant'ta da Döza ile Deşam oynuyor diyor. Vay vay vay. Ay Stad'da hatırladım. Stad Döla Bojoar adı da çok güzeldir. Ee, o maçta kimmiş teknik direktörü? Kan'ın teknik direktörü. Jean Fernandez galiba. Jean Fernandez mi? Ama Jean Fernandez değil benim dediğim adam. Tamam. Diğeri. Diğeri yani şey. Diğer adamdan bahsediyoruz. Birazdan aklıma gelir bir şey. Ama Giroud dediğim zaman demek ki Gilles bahsediyor olabiliriz yani. Ben şeye de bakayım kan teknik direktörleri. Sen de anlat hocam lütfen. Tamam eyvallah. Benim arkadaşlara da <laughs> yanlış bilgi vermeyelim diye. <laughs> doğru doğru yanlış bilgi vermemek lazım. E, ve e, bu oyun planını o zamandan itibaren oturtmaya başladı e, Zinedine Zidane. Yani hiçbir zaman böyle Zinedine Zidane'dan e, muazzam farklı e, ve hepimizi hayrete düşüren dokunuşlar görmedik. Ama e, eldeki kadrodan alınabilecek en iyi verimi e, alan teknik direktörlerden e, bir tanesi Zidane kesinlikle. Zidan Zidane bu oyunu başka bir takımla oynayabilir mi? Bak bunu e, kesinlikle bilmiyoruz. Daha çünkü test edebileceğimiz bir ortam oluşmadı e, karşımızda Ama e, baba şampiyonlar da gidiyor. Ve Şampiyonlar Ligi'nde de yine ben bir finale doğru e, gideceğimin, gide, yani gidece, gideceğim dedi. O gidişatında sinyallerini e, vermişti Zinedinizden. Yani maçla alakalı da işte biz bu pragmatizmi evet e, eldeki kadrodan en iyi faydayı sağlıyor mu Zinedinizden? E, sağlay, sağlayabiliyor. Burada İnanılmaz inanılmaz bir iş yapıyor. Yani Zidane'ı izlerken sürprizler açık mısın? Yok çok değilsin ama kadronun ne yapabileceğini biliyorsun. Ama Kerim Benzema'ya ayrı bir parantez açmamız gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray maçlarını hatırlıyorsun değil mi geçen seneki? Yani evet. ben ama. Rodrigo Goz'un damgasını vurdu. Yine bu maçta Vinicius Junior'un sergilediği katkıyı Rodrigo Goz maalesef sergilemiş temsilcimize maalesef. karşı. Evet. Hem İstanbul'daki maçta da öyleydi. Bu arada ben kayboldum geçmişte. Niye biliyor musun? Ya Zidane futbola başladığı zaman Johnny Ekstrom'ler falan oynuyormuş şu akanda. Çok eski yani. Boş. O yüzden ben o araştırmadan vazgeçtim çünkü bir arkeolojiye döndü. Hatırlıyor musun Ekstrom'u falan? İsveç. A, tabii canım Hep an. bize gol atar Allah A, ya? Türk futbolunun böyle hava toplarında ezildiği yıllar saçma evet. sapan. Yani İsveçli oyuncular deyince tabii aklımıza şey de gelir. Hep. Yıllar boyunca Bülent Tuğlu'nun Galatasaray'ı almak istediği bir orta saha vardı ya. Sonra şeyde Fransa'da falan da oynadı hatta yani. Kim Karlström müydü? Karlström. Karlström. Karlström diye mi okunmuş? Evet, öyleymiş. Kim şanslı? 2002 2002'nin evet, en iyisi. En iyisi. <laughs> en iyi orta sahası tabii. Bak dün yeni bir foruma üye oldum futbol menajerle ilgili. <laughs> ee, üyeliğe kabul edilme sorusu ne biliyor musun? Aşağıdakilerden hangisi 2001-2002 oyununda yer almamıştır? Boris Johnson, Donald Trump onları yazıyor. Evet. <laughs> i̇şte Maxim Tisigalko, Kim Kastrom Şalstrom yani. Şalstrom. Şalstrom yani. ve Taribo West. Taribo West ya. yani. Dinçoncu'yu hatırlatır o oyun direkt olarak. Evet. Taribo West muazzam evet, adamdı. Evet. Benim çok sevdiğim adamlardan birisiydi. Saçları da çok şekildi. Abi, Saçlar böyle... şekil önümden çekil tarzı savundu. Şimdi şey. halini gördün mü peki Taribo West? Yok. Yapma. Yapma abi. İyi yani, bakmamış yani. bak. Yok yani. yok, yok hiç iyi bakmamış. Zidane ama kendine çok iyi baktı. Yani şu anlamda. Şimdi bir kere şöhretle baş etme konusunda dünyadaki en başarılı örneklerden bir tanesi. Benim adını hatırlayamadığımız e, teknik direktör yani ona hocalık yapan da bunu söylüyor zaten. Biz on nasıl baş edeceğini öğrettik. Dedi. Çok güzel. Çok Sahaya çok çıktığı güzel. zaman. Şimdi Zinedine Zidane'ın çok yakın bir arkadaşı benim de arka yakın bir arkadaşım. O kişi Pascal Numa. Çünkü Fransa ordu mini takımında beraber oynuyorlar. Ve Pascal'ın söyledi ya bizim havamızdan geçilmiyordu. Ben diyor Dugari falan. Sanki diyor biz şeyiz Jean-Pierre Papen'le işte böyle o Michel Platin falanız. Ya yani Fransa'nın eski en iyi oyuncularıyız. Evet. En büyük yıldızı biziz gibi. Halbuki Zidane diyor o kadar yetenekliydi diyor. Mesela bu işte askerde biliyorsun böyle konserveler var tabi. Bazen en güzel yemekte onlar oluyor maalesef. Fransa'da da Türkiye'de de öyle yapacak bir şey yok. Askerliğin kaderi böyle. <laughs> Konserveyi bile açardı diyor. Açabilirdi istese diyor. Öyle ayak bilekleri. O kadar inceciydi diyor Zinedin daha o yaşlardan. Ama diyor oturur mesela sofrada sanki şey e, er ve erbaş hani hizmetli görevli Güler. gibi böyle bir duruşu falan. Öyle mütevazıydı ki. Ya yani birebir de çok sıcak biridir falan ama mesela hat-trick yapar. Hat-trick yaptığı maçta iki tane de asist yapar ama Normal. Ee, abi ben şimdi oyuna girdim, görevimi yaptım. Bu kadar hani der. Bunu teknik direktörlükte devam ettirebilmesi büyük iş. Ben başka türlü de Real Madrid'de bir hocanın bu kadar üst üste şampiyon ligi şampiyonluğu getirebileceğini zannetmiyorum. Çünkü genelde ego çatışmaları olur Real Madrid'de. yani mesela Ancelotti yıldızları çok iyi yönettiği için getirilir. Ama mesela Mourinho'nun da bir egosu vardı. Kazıyasında ve çat sonuçta böyle çakıştılar. Evet. Sergio Ramos'un da büyük bir egosu vardı. Ramos yokken iki maçtır bu oyunu oynamayı başarıyor. Varan bak valla bak yani. Nacho falan Real Madrid altyapısına yetişmesi söz konusu bile değil. Tabii. Yok yok bak Rafael Varan diyor. Yani şimdi biz diyoruz ya bir şey yok yani.